Merhaba Web Tekno takipçileri. Selam arkadaşlar. Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde gezimiz devam ediyor. Sony burada 3 tane yeni telefon tanıttı. Çok büyük sükse yaratmadılar. Biz çılgın telefon çıkaracağız demediler. Sessiz sedasız 3 tane modelini gösterdiler. Üçünü birden size bu videoda anlatacağız. Şu an elimizdeki model XA. Aynen. Xperia XA adındaki performanslı bir orta seviye, hatta orta üst seviye arasında kalan bir cihazı bu. Aynı zamanda Xperia X adında yine orta üst denebilecek bir cihaz. Bir de X Performance adında direkt adından da anlaşılabileceği gibi performanslı ve Snapdragon 820'li bir 3 ayrı cihaz diyebiliriz. Birazdan onun da yanına gideceğiz. Şu an elimizdeki XA. Peki bunun özellikleri nelerdir? Ekranı 5 inçlik ve şöyle kapattığımda çok daha net görüyorsunuz. Neredeyse sıfır çerçeve diyebileceğimiz bir ekranı var. Şöyle göstereyim. Açtığımda da çok çok ince bir siyahlık görebiliyorsunuz kenarında. 5 inçlik ve HD çözünürlüğünde bir ekranı var bunun. Bunun dışında MediaTek'ten bir chipset bulunuyor. Helio P10 adındaki. Oldukça performanslı olduğunu söyleyebilirim. 16 GB depolamaları ve 2 GB RAM'e sahip bu cihaz. Aynı zamanda microSD kart desteği de bulunuyor. 200 GB'a kadar ekstradan arttırabiliyorsunuz. 13 megapiksellik bir arka kamerası var bu cihazın. Aynı zamanda 8 megapiksellik de bir ön kamerası var. Hemen arka kamera bir fotoğraf çekip yaklaşmanı istiyorum. Haydi tamam. Abi. İlk şöyle o zaman geniş olarak çekiyorum. Mesela yavaş çekti. Hareketli olduğundan bozulmalar var. Şuraya doğru yaklaşırsak bu abimiz sabit duruyordu. Orta seviye için kabul edilebilir. Evet, orta seviye bir kamerası var. Yani çok dehşet bir kamera performansı. Oha dedirtmedi bizlere şahsen. Hemen bunun yanında başka? Ön kamerasına da dönüyorum yine. Görebileceğiniz gibi bir fotoğraf kalitesi sunuyor. İlk bakışta gayet güzel. Yine elimi büyük ihtimalle biraz hareket ettirdiğimden olsa gerek. Tabii ki burada grenlenme fazlasıyla var ama bir orta seviye telefon olduğunu düşünürsek kabul edilebilir diyebiliriz. Fiyat hakkında da sorduk buradaki yetkili abimize. Daha açıklanmamış dedi bize. Yazın başlarında da telefon piyasaya çıkacakmış. Doğru. Bunu söyledi bizlere. Böyle orta seviye bir telefon Sony XA. Unutmadan pilinden de bahsedeyim. 2300 mAh'lik bir pili var ama çok düşük gibi hissedebilirsiniz. Ancak MediaTek'in chipsetlerinde özellikle batarya sömürmediği için bir artısı var. P10 olup 2300 olması kabul edilebilir ama keşke tabii ki biraz daha iyi olsaydı demeden edemedim kendim. O zaman şimdi diğer telefonla geçelim hızlıca. Aynen. Sony'nin. Evet arkadaşlar, Sony standında gezintimiz devam ediyor. Bu sefer elimizde Sony Xperia X var. Doğrudur. Biraz önce zaten XA'dan bahsetmiştik. XA'dan farkı yine orta üst seviye bir cihaz olmasına rağmen performans olarak biraz daha üst bir seviye telefon. Hemen tasarımından kısaca bahsedeyim. Zaten şöyle çevirdiğimde bir genel olarak aklınıza direkt Xperia Z5 ya da Z5 Compact gelecektir. Tasarımsal olarak onlara inanılmaz derecede benziyor. Ancak çerçeve olarak XA'ya göre biraz daha kalın bir çerçeveye sahip burada. Buradaki kamerasını görüyorsunuz. Yan tarafta ses açma kısmı, güç tuşu ve kamera çekim tuşu, deklanşör tuşu var. Z5'e bayağı benziyor tasarımı. Kesinlikle fazla benziyor. Arkada bir kameramız, flaşımız ve burada da sim kart girişimiz bulunuyor. Şöyle de hemen açabilirsem açtım. Şöyle de sim kart girişini görebilirsiniz. Takalım. Kendini tabii kapattı bu arada. O açıla koysun. Ben de teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 5 inçlik bir ekranımız var. Bu sefer HD değil, Full HD olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki X-Reality, True Luminance gibi ekstra artıları var bu ekranın ki zaten canlılığı da görebileceğinizi umuyorum. Bunun dışında dediğim gibi bu Snapdragon versiyonu ve bunda Snapdragon 650 var. Bu da oldukça performanslı bir cihaz. Adreno 510 ile destekleniyor. Depolama alanı ise 32 ve 64 GB versiyonları olacak. 3 GB RAM ile de desteklenerek oldukça iyi bir artısı var. Aynı zamanda microSD kart girişi var bu arkadaşımızda. Bu da yine 200 GB'a kadar bir depolama alanı sağlıyor. Kameradan da birazcık bahsedelim istersen. Çünkü kamera olarak da Z5'i yine birazcık kopyalamışlar gibi duruyor. 23 megapiksellik bir ana kamerası var. Şöyle bu arkadaşımız kamerayı. Çok hafif de çıkıntılı bir 23 megapiksel kamera. Ön kamerası ise oldukça iyi. Onu hoşunuza gidecektir. Sony son zamanlarda kullanmaya başladı. 13 megapiksellik bir ön kamerası var. O zaman bir selfie'ni alırım Ayda. Hemen burada da bir selfie'mizi çekelim. Bütün cihazlarda bir izimizi bırakalım. Ön kameraya bakalım. Şu an için ilk görüntü çok çok güzel. Şöyle seni yakınlaştırıyorum. Yani gayet iyi açıkçası. En azından ön kamera özellikle XA'ya göre. Bir uzaklaştırabilir misin? Tabii ki. Şöyle yapalım. Bayağı yakından çektik. Görüntü açısı olarak da gayet geniş bir açıyla çektiğini gördüğünüz gibi iki kişi yan yana çok rahat sağabiliyor. Evet, arka kamerasıyla da çekimimizi yapalım. Ve çektim.
Şöyle sizlere göstereyim. Yine bir orta seviye için fena değil. 23 megapiksele göre kötü. Aslında o yazılımsal şu anda herhalde destekleri tam oturmamış durumda. Yaza kadar daha vakitleri var nasılsa. Ama bir Xperia Z5 şeyi yaratmadı bende. Sony son zamanlarda kullandığı Hi-Rez Audio ile çok daha iyi bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca yan taraftaki güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucusu arkadaşlar. Evet, yani Z5'ten onu da almışlar. Şu tarafa parmak izi okuyucusunu da yerleştirmişler. Son olarak bataryasına gelecek isek 2620 mAh'lik bir bataryası var. XR'da kaçtı? 2600'dü. 2300'dü onda. 2300. Bunda 2620. Batarya olarak da daha iyi. Çünkü bunda şimdi Snapdragon 650 var. Birazcık daha sömürebilen bir yapıda. Ama oldukça performanslı ve kullanıcılarını üzmeyecek bir telefon olarak göründü ilk bakışta bana. O zaman şimdi Sony'nin en baboş telefonuna gidelim. Xperia X Performance. Hemen bir geçelim bakalım neler göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Sony'nin fuarda tanıttığı en baboş telefon Xperia X Performance'ın yanındayız. X Performance diyebileceğimiz ya da X Performance olarak söyleyebileceğimiz cihaz oldukça üst seviye ve hani bir nevi Z6 olarak kabul edebileceğimiz bir cihaz aslında. Çünkü Xperia Z5'te Snapdragon 810 olmasına rağmen bu kardeşimizde Snapdragon 820 var. Baboş. Aynen öyle. Tip olarak da Z5'e oldukça benziyor. Hatta bir önceki incelediğimiz X'e de çok fazla benziyor. Ama oldukça ince ve hafif bir cihaz olduğunu ilk bakışta söyleyebilirim. İnanılmaz canlı bir ekranı var gerçekten. Bu da en büyük artısı. Hemen ben sizi bekletmeden teknik özelliklerine geçeyim. 5 inçlik bir ekran var elimizde. Bu da Full HD çözünürlüğüne sahip. Yine böyle 2K ya da bir 4K denemesi olmamış Sony'nin. Bunun dışında bahsettiğim gibi Snapdragon 820 gibi oldukça performanslı bir chipseti var. Bu da Adreno 530 ile destekleniyor. Yani Snapdragon'un şu an, daha doğrusu Qualcomm'un çıkardığı en iyi cihaz bu arkadaşımızda mevcut. 200 GB'a kadar microSD kart desteğini olduğunu belirtelim. Bunun yanında 32 GB'lik dahili hafızası var. Aynı zamanda 3 GB'da RAM'e sahip bu cihaz. Aynı zamanda keşke hani bir 4 GB yapsalardı da Snapdragon 820'nin yanında hoş dursaydı diyebiliriz, ama sonuç olarak hani biz seninle incelemelerimize de bundan bahsediyoruz zaten. Hani 3 GB'da aslında yeterli bir RAM miktarı. Kameraya bahsedecek olursam ilk ön kamerasından bahsedeyim. Yine 13 megapiksellik bir ön kamerası, 23 megapiksellik bir arka kamerası var. Ama acaba niye Sony şey yapmamış diye düşündüm. Daha yeni bir 25 megapiksellik çok iyi bir kamera sensörünü tanıtmıştı. Bu cihazlarında kullanmaya vazgeçmiş herhalde. Muhtemelen Z6'ya saklıyorlardır diye düşünüyorum. Ben de aynı diyecektim şimdi. Kamera demişken yine bir kamera çekimlerimizi yapalım. Şöyle, hatta ben bir geniş çekim yapayım. Şöyle çektim. Bir de hemen kendimiz çekelim, sonra hepsine bakabilelim. Ön kamera çekimimizi yaptık. Bir yaklaş bakalım abi. Hemen yaklaşıyorum. Şöyle mesela. Maceracı gibi tutuyorum mikrofonu. Şöyle mesela gözüne yaklaşıyorum abi. Bu sefer çok daha iyi bir kamera. Çok ince grenlenme var. Ortamda yine ışıklı olmasına rağmen böyle bir cayır cayır ışık yok diyebiliriz. Ona rağmen oldukça iyi. Şöyle bir de arka kameraya geçelim. Hemen geçiyorum. Bu da arka kameramız. Arka kamera da herhalde yazılımsal olarak tam hazırlanmamış. Ya da yine ben belki elimi oynattım diyebilirim, ama yine genel olarak performans açısından ilk bakış için iyi diyebiliriz. Çıplak gözle baktığımız zaman benim dikkatimi renklerin mükemmel olduğu çekti. O konuda kesinlikle haklısın. Hani renkler direkt mesela kafamızı kaldırdığımızda gördüğümüz renkler gerçek renklere çok fazla yakın. Bu bakımdan önemli bir artısı var cihazın, ama dediğim gibi bizim elimizdekiler daha prototip cihazlar olduğu için daha yazılım hazır değil. Bu sebeple de ufak tefek takılmaları ya da kameradaki performans düşüklerini görebiliriz. Ancak cihazları elimize alıp tam manasıyla incelediğimizde nedir ne değildir anlamış olacağız. Ama Sony'de Snapdragon 820 furyasına direkt Mobil Dünya Kongresi'nde girmiş olur. O zaman bir de pilinden bahsedelim biraz. Bunda ise 2700 mAh bir pil koyulmuş. Sony böyle gıdım gıdım veriyorlar pilleri. Aynen, hani al bununla yetin der gibi küçüklüğümüzde anneannelerimizin cebimize iliştirdiği para gibi. Ama şöyle, Sony bu işi hakikaten her zaman bahsettiğimiz gibi yazılımla çok güzel çözüyor. Hani Z5'te de görüyoruz, pili 2 güne kadar gidiyor neredeyse. Yazılımı o kadar yumuşak tutuyor ki adamlar hani pili böyle delirtmiyor. O konuda kesinlikle haklısın. Bu arada ufak bir detaydan bahsedeyim. Sony meraklıları olan arkadaşlar varsa gördüğünüz gibi 601 var ve 601'de Sony kullanıcıların göreceği aerosolde bu oluyor. Aynı zamanda ondan da bahsetmiş olalım. Çünkü daha Z5'e de getirilmemişti. Gelmek üzere, daha testleri vardı. Biz de aynı zamanda test versiyonunu görmüş oluyoruz. Bu da Sony'nin bir Android 6.0 dediğimiz, yani Marshmallow arayüzü olduğunu söyleyelim. Son olarak da şundan bahsedelim. Biz burada gördüğümüz Japon'a yapıştık. Abi bunun fiyatı ne? Hiçbir şekilde fiyat hakkında bir fikir vermiyorlar.
Hani 3 aşağı 5 yukarı bir şey söyleyin dedik. Z5'e yakının fiyatı dedik. Onu bile belirtmediler arkadaşlar. O yüzden şu an fiyat hakkında bir bilgiyi maalesef sizlerle paylaşamıyoruz diyerek videomuzun sonuna gelebilir miyiz artık? Doğrudur. Artık bitirelim. Gördüğünüz gibi Xperia XA, X ve X Performance modellerini tanımış olduk. Büyük ihtimalle X ve XA fiyat performans cihazları olarak karşımıza çıkacak. Ama yine dediğimiz gibi fiyatı belli değil. Xperia X Performance ise şu an için aslında bir Z6 olarak düşünebiliriz. Bir ön Z6 olarak. Çünkü ara model. Aynen. Kesinlikle bir performans cihazı olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda böyle pembiş bir modeli var. Oldukça güzel. Aynen öyle. Şurada 2-3 farklı rengi de var. Onları da gösterelim. Grisi ve siyahı var. Bir de bunun beyazı vardı. Bir de şurada görebileceğiniz gibi altın sarısı olan var. Bu X gerçi ama X performans içinde aynı renk seçenekleri var. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Barcelona'dan gelen Samsung S7 videosuna buradan ulaşabilirsiniz.